Geldi. Olta geldi. Merhabalar arkadaşlar. Bir haftadır bizi özlemişsinizdir falan diye. Ay şükür ya. Geldi dede. Çorba içiyor sanki ona koyuyor. Bu ne baba? Bardak. Maşallah. Ben anca şey oluyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bizim de merak ettiğimiz bir içeriği çekeceğiz. Şöyle bir story paylaşmıştım. Instagram hesabımı takip edenler bilir. Bu story'e istinaden gelen abur cuburlardan bir kısmını deneyeceğiz. Almanya'dan geldi bir şey değil mi? Aynen. Almanya'dan geldi. Duisburg'dan. Nereden? Duisburg. İlk defa duyuyorum. Oradan bize bir paket geldi. Seven bir kardeşimizden. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi kutumuzu getirelim ve Almanya abur cuburunu denemeye başlayalım. Soy. Beyda. Teşekkürler. Gelim ya Duisburg. Duisburg'dan gelmiş harbiden. Bu bir. Arkasında, önde de gözüküyor zaten nasıl bir şey olduğu. Şimdi birazdan tadına bakacağız. İlk başta kutudan çıkanları gösterelim size. Bu iki jelibon. Tavşanlı jelibon ama ilginç. Bu üç. Center Shock diyor. Sour Mix. Büyük ihtimal içinde atlayan şeker. İlginç tatlar olan bir sakız sanırım. Şöyle. Reese's. Bunu TikTok'ta da denemiştik zaten. Sanırım. Evet bu var. Bunlar Türkiye'de var mı bilmiyorum. Büyük ihtimal yok. Şöyle tatları farklı sanırım. Şöyle birçok çeşitli var. Kesin. Bir avuç koymuş göndermiş kardeşimiz. Kesin güzeldir. Markası Ritter Sport. Şöyle bunlardan var. Bunlardan Türkiye'de var mı satılıyor mu bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Şuraya koyalım bunları da. Şöyle bir çikolata var. Hershey's. Hershey's mi? Aynen Hershey's. Şöyle bir şey var. Çikolata. Bundan hatta iki tane göndermişler. Şöyle. Sona sakladığımız kral geldi. Hazırsanız. Türkiye'de olmayan bir şey ve bizim de gerçekten çok merak ettiğimiz bir şey. Türkiye'de olmayan bir Monster çeşidi. Şimdi sizler için deneyeceğiz. Önce sen. Yine her zaman olduğu gibi. Sakız mı? Sakız içinde aroma var büyük ihtimal. Ekşi yüz var ya. Onun hani biraz daha kaliteli. Ekşisi bile kaliteli. Öyle düşünüyorum. Morlusunu deneyeyim bakayım. Nasılmış? Tabii de ekşi. Bunu anlayamadım. Tamam. Atıyorum. Ekşi mi direkt gelen bir şey? Direkt bir ekşilik var. Tamam o zaman. Şu yoğurtlu mu ya? Evet yoğurt yazıyor. Yoğurt yazıyor. Yoğurtlu çikolata. Yoğurtlu çikolata hayatımda hiç yemedim. Sizler için deneyeceğiz şimdi. Biz de merakımızı gidereceğiz. İçinde gösterdik arkadaşlar zaten yakın çekimde. Şimdi tadına bakacağız. Önce sen bak. Kötü mü? Hayır katacaktım tam. Ama önce senin baklığını bozmak istemedim. Yoğurt yok. Ben de aşırı merak ettiğim için. Beyaz çikolata, Kinder gibi. Ama yoğurt da olabilir ya, ekşilik var bir. Bir dakika bakayım. Bazı şeylerin içinde beyaz süt dolgusu oluyor. Hı. Böyle süt dolgu deniyor değil mi? İyi dedin. O süt dolgusunun biraz daha ekşi hali bu. Şöyle şuraya bir göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kurabiye de olabilir lan bunun için. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunun içinde pirinç patlağı var sanırım. Bakalım. Çikolatası gerçekten kaliteli. Ama içindeki ne olduğunu da merak ettim. Yani anlayamadım. Şöyle göstereyim. Nasıl hocam? Ben burada yediklerimden bir fark göremedim. Daha çatır çutur, kıtır diyebilirim. Bir arası gitti. Sevmiyorum yani. Bu bana hiç hitap etmiyor. Bence benim sevdiğim bir şey bu. Ondan kötü yorum yapamadım. Yok. Kötü yorum yapamadığı için adam üzülüyor. Nedir hocam? Jelibon hocam. Jelibon mu? Evet. Bak buradan gözüküyor. Ben gidiyorum. Nereye hocam? Jelibon. Hadi görüşürüz. Bak bu sefer benim suçum yok. Ben almadım.
Ben almadım bu sefer. Beyda. Sen videoları izlemiyor musun? Tavşanlar var içinde. Kulakları kopmuş tavşanlar. Neyse. Savaştan çıkmış herhalde bu tavşanlar. Kulakları geldi. Evet. Bu şekilde. Ben bir beyaz deneyeyim diyorum. Dene hocam. Şöyle bu şekilde pembeli beyazlı tavşanlar. Şey, tofita gibi bu. Ha, şeribondan şey, ziyade. Aynen. Bu ye anlarsın. Bu yine kötü. Ama. Hadi yav. Tam bir jelibon değil. Yapma yav. Aaa. Harbiden jelibon gibi değil. Isırdığınızda direkt kopuyor. Marshmallow'un biraz daha sert hali. Doku olarak bakın şöyle asıldığınızda falan kopuyor. Jelibon böyle hani kopmayabilir. Jelibon bu kadar kolay kopmaz, ayrılmaz. Biraz daha uzar o. Jelibondan daha yumuşak ama marshmallow'dan da daha sert. Tam ikisinin ortasında. Yemesi o yüzden daha kolay. Şöyle. Açalım bakalım. Ön yargılı yaklaşmayacağım. Ön yargılı yaklaşmadın Allah'tan yani. Allah'tan ön yargı yok hocam. Şu an ön yargısızlıktan yıkılıyorsun yani. Ha, içi böyle. Nasıl? Bundan bir adet daha var içinde. Evet. Şöyle göstereyim bir dakika. Bunun bir içini de görelim. İçi de bu şekilde. Hatta dilimleyelim bir dakika sizler için. Evet. Şimdi daha sağlıklı bir görsel olacak. Hı. Gayet İçin... yoğun bir fıstık var içinde. Evet. Şöyle. Tadalım Berat Bey. Bunu bana özel yapmış adam. O derece beğendin yani. O derece fıstık koymuş. O derece beğenmedim ben, anladın mı? Sana ölsün bir daha yemesin diye. Çünkü o zaman çok fıstık var içinde. Meğer fıstığı. Yemi o kadar çok. Çikolatalı yer fıstığı yani. O nasıl oluyor? Aynen o ondan. Aynen ondan. Beyin durdu. Deneyelim. Şekerim yok senin. Bay baba bay 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 bir istenden. Bir daha almayacağım şeyler listesini biliyorsun. Evet. Birinci sırada ne vardı? Badem yiyor. Badem ezmesi. İkinci sırada da bu var. Bir daha almayacağım şeyler listesi ikinci sırada bu. Sebep ko. Yok abi ya. Olmadı yani. Bak. Hani bazı şeyleri sebepsiz sevmezsin ya. Ha, bu onlardan biri işte. Geçelim. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü. Şöyle. Bu portakaldır. Turuncu yani. Greyfurt'un. Bak 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 bak. Bu da şeker değil. Bak şimdi. Dur. Bak gari. Bak gari. Berat ilk defa uzun açıklama yapıyor arkadaşlar. Şok şok şok. Bak, bayramda. Ha. Böyle kent oluyor ya. Pembesi oluyor. Uzun şöyle. Ha, hafif uzun. Ha 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 bildim bildim. İçinden bir şey akıyor. Bildim. O onun aynısı. Yemin ederim ye. Ha. İçinden bir jöle gibi bir şey geliyor. Sanki var ya böyle. Fabrikada üretilmiş değil de biri şöyle eliyle yapıp koymuş gibi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına bu nedir ya? Ne simetri var, ne düzen var. Bir şey. Sanki vallahi bak bıçakla kesmiş biri. Alman disiplini yok bunda. Şöyle biri şöyle yapmış koymuş ya. Neyse yiyelim. Katılıyorsun. %100 katılıyorum yani. Şaşmaz. Şu an %100 katılıyorum. Direkt bayram şekeri. Ben bunu denemek istiyorum. Merak ettim çünkü. Çikolatası kesin mükemmeldir bunun. İnşallah. Çünkü şurada fındığı da gördüm biliyorsun. Ben görmemiştim. Adam hemen yakalıyor. Fındık dedikleri var. Gözler böyle bakıyor. Fındık 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 fındık. Ordulu gelin abi. Burada gördüğünüz gibi yengeniz. Görüldüğü üzere şöyle bir icat. Arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. İsterseniz sizin için dilimleye de bilirim. Güzel duruyor bence. İçi güzel duruyor. Tadalım Berat Bey. Nasıl? Dur be. Nasıl? Bak. Nasıl? Bir dakika. Neye benziyor tadı? Durmuyor. Ben 10 dakikalık şey yapacağım. Hadi yav. Hadi yav. Hadi yav.
Yapma yav. 10 dakika böyle. İzlenir mi acaba? İzlenir. İzlenir mi? 10 dakika. Hani şey var ya, Enes Batur'un arkadaşı. 100 bin kere. Ha, ben de 100 bin kere hadi yav diyeceğim. Hadi yav, hadi yav, hadi yav. Ya ben tam tasmin olamadım ya. Sen şunu de ya bari de. Şöyle güzelce bir. Fındık sevgin Nirvana'ya ulaştıydı tam. Ne alamıyorum oldu? Alamıyorum fındığı. Ya. Atmıyor fındık böyle işime. Neden? Çünkü Türk fındığı değil oğlum. Doğru. Ya. Tadalım. Dilimin ucunda bir tat. Evet. Reklam olur diye söylemiyorum. Sen ne olduğunu biliyor musun? Söylesene bana bir. Ben çünkü bulamadım. Şey bisküvi hali var ya. Böyle yıldız şeklinde. Şimdi anlayacaklar ya. Tamam işte isim vermedik. Aha. İsim vermiyoruz artık. Evet. Çünkü neden? Az kalsın mahkemelik oluyorduk. Biz oradaki videoda neden mahkemelik olacağımızı hepsini bütün detayları anlatacağız. Başımıza ne geldi? Bir tane videoyu kaldırdık. Ölüyorduk, ölüyorduk. Bir tane videoyu kaldırdık hatta. Onu falan hepsini anlatacağız. Hiç merak etmeyin. Geldi. Her şeyiz. Kırılmayan bir parçası şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağız. Bir 4-5 saniye sonra o beyaz çikolatanın harika lezzeti damaklarında dolaşmaya başlıyor. Wow! Nusret gibi. Cappuccino. Wow! Dörde kadar sen. Aydınlanma ya. Wow! Oğlum sen manyak bir gurmesin. Yemin ederim ki manyak bir gurmesin. Ciddi söylüyorum, dört şunu yaptım ya, wow dedim, sonra inanılmaz güzel bir beyaz çikolata tadı geldi ama şu içindeki gofretler aynen gereksiz bence. Onun yerine bir fındık olsaymış mesela. Fındık fetişi kudurdu yine adamın. Onun yerine dümdüz bembeyaz olsaymış bence daha güzel olurmuş. Şöyle. Evet. Tadalım Berat Bey. Nasıl? Bak. Bak sinirlendim. Çikolatanın güzelliği kaşlarımı oğlum, ben bu kadar güzel bir çikolata yemedim hayatımda. Şunu hemen ye. Şaka yapıyoruz. Şunu bir ye. Oh my god. Onun aynısı işte. Her şey var lan bunun içinde. Bekle. Tadıyorum. Adam kesinlikle böyle tamamen zevkini, sefasını düşünerek yapmış bu çikolata. Ciddi söylüyorum ya. Gerçekten çok beğendim. Aşırı beğendim. Evet. Şu an huzurlarınızda Türkiye'de olmayan bir Monster çeşidi. Dışı bu şekilde. Monster Energy, Lewis Hamilton diyor. Özel seri mi nedir bilmiyorum. Hiçbir şeyim yok, bilgim yok. Neyli olduğu hakkında da bir bilgimiz yok. Yarışçı. Bilmiyordum. Cahilliğime verin. Oh. Evet. Şimdi bunu içmeyelim kardeşim. Ta Almanya'dan gelmiş. Köpürüp ziyan olmasın diyeceğim ama maşallah. Evet. Düzeldi. Hemen toparladı kendini. Şuradan. Evet. Öncelikle Türkiye'deki hiçbir içeceğe benzemiyor bak. Buna kesinlikle yani garantisini verebilirim. Cidden içtiğim hiçbir içeceğe benzemiyor bugüne kadar ki. Senin benziyor mu? İçtiğin herhangi bir şey. Aynen. Benzemiyor. Onun haricinde yani size anlatmak için bir şeye benzetmeye çalışıyorum ama hiçbir şeye benzemediği için şu an tıkandım. Tadında oğlum bu bir şey bu. Hoş bir koku geliyor bak. Benim anlatabileceğim şey şu. Hafif mentol gibi. Yudumladıktan sonra hoş bir koku geliyor. Ağzına hoş bir koku bırakıyor. Çok yoğun böyle tadı. Şeker, asit de var. Ama baymıyor. Yani baymıyor. Ağzındaki tat hemen böyle ferahlamaya doğru gidiyor. İlginç bir şey ve ben beğendim. Güzel. Bu tarz yurt dışı içeriklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.